Herkese günaydın. Yeni bir eğitimimizde karşı karşıyayız. Bugün de katılımcı sayımız bir hayli yüksek. Geçen, yani 2 hafta önce yaptığımız eğitimimizin devamını gerçekleştireceğiz bugün. Hatırlarsınız katılanlar olduğunu düşünüyorum. T-kirişli beton bir köprü modellemiştik beraber. Bunun modelini neredeyse tamamlamıştık. En son yükler tanımlama kısmında kesmiştik eğitimimizi. İkinci partta devam edeceğimizi belirterek. Bugün de yüklerimizi tanımlayacağız. Analiz edip sonra tasarım aşamasına geçeceğiz. Öncelikle ilk defa katılanlar varsa bu GoToWebinar kullanımını basitçe anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz sağ tarafta görüyorsunuzdur izliyorsanız sağ tarafta bir pencereniz var. Bu pencerede aşağı tarafta questions kısmı var. Buraya sorunuzu yazabilirsiniz bana. Cevaplamaya çalışacağım. Eğer görmez ya da zamanımız kalmazsa eğitim sonunda mail yardımıyla size cevap larınızı atıyorum. Oka basarak orayı kapatabilirsiniz ekranı tam görebilmeniz açısından. Bildiğiniz gibi deneme lisansı vermiştik modelleri yapabilmeniz için. Bu eğitim lisansları mail yardımıyla da tekrar atıyoruz size mail ortamında. Eğer sorununuz olursa bunları tanımlamakla, programı açmakla lütfen bizimle iletişime geçiniz. Bunun yanı sıra modellerde nasıl yapılacağı ya da herhangi bir sorunuz varsa modeller hakkında gene bize çekinmeden sorunuzu iletebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz part 1'i hatırlayalım. Neler yaptık? Bir üzerinden geçelim. Evet, part 1'de demin dediğim gibi bir beton köprü yapmıştık. Gördüğünüz gibi 3 açıklıklı bir köprü. Hem yan kenar ayaklar var, hem kazıklar var. Hepsini işlemiştik buraya. Tanımlamalarımızı yaptık, kesitlerimizi tanımladık, malzemelerimizi tanımladık. Sonra modelimizi yaptık. Kazıklarımıza yay sabitlerini tanımladık. Bu şekilde modelimizi tamamlamıştık. İsterseniz şuradan da modeli görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 açıklıklı hem temeller var hem kazıklar var. Videosunu paylaştık. Eğer gene videoyu talep edenler olursa bizimle iletişime geçebilirlerse videoyu da size iletebiliriz. Görüntü gelmiyor diyenler var. Sıkıntı olan. Evet, şimdi tamam fark ettim. Şimdi görüntü geliyor olması lazım. Evet, baştan alayım isterseniz arkadaşlar. Evet, part 1'de ne yaptığımızı üzerinden geçmiştik. Görüntüyü aktifleştirmemişim. Kusura bakmayın. Şimdi tekrar geçelim buradan. Part 1'de demin gösterdiğim köprüyü yapmıştık. Kirişlerimizi tanımladık. Malzemelerimizi tanımladık. Sonra yay sabitlerimize, kazıklarda yay sabitlerimize tanımladık. Hatta yan duvarlara yatay yüklerimizi de tanımladık. Kenar ayakların olduğu yere. Bu şekilde köprümüzü yapmıştık. Görüyorsunuz. Burada
kesit tanımlamalarımız var, malzemelerimiz var. Şurada. Evet. Pardon. Şuradan devam edelim. Evet. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde köprümüzü tanımladık. Şurada ben bir önceki modelden devam edeceğim. Sanıyorum orada bazı tanımlamaları ben yapmışım. Tekrar açalım modelimizi. İsterseniz bu tamamlanmış modeli de sizinle paylaşabilirim. Talep edenler olursa bunun üzerinden siz de devamını yapabilirsiniz. Şimdi bugün yapacağımız kısma geçelim. Bugün önce yüklerimizi tanımlayacağız. Statik yüklere, hareketli yüklere. Sonra köprümüzü analizini gerçekleştireceğiz. Ve analiz sonucunda çıkan sonuçları kısaca bakacağız. Yani biz eğitimimizde hani sonuçları hızlıca bakacağız. Hani irdelemeyeceğiz. Yani burada nasıl çıkmış sonuçlar, hani çok basitçe söyleriz ama rakamsal verileri kontrol etmeyeceğiz. Ben size burada sonuçların nasıl gösterildiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini kısaca anlatmaya çalışacağım. Sonrasında da tasarım yapmaya çalışacağız. Burada da kesitlerimize tanımlayabileceğimiz donatıları gireceğiz. Nasıl donatı girilir? Öncelikle tasarım nasıl yapılır? Tasarım sonucunda çıkan veriler doğrultusunda da son donatılar ile kontrol edeceğiz modelimizi. Bu şekilde bir süreç işleyecek. Bildiğiniz gibi bu sonbahar eğitim serimizde ödevler veriyoruz. Bugünkü ödevimizde de bu modelin yüklerini girmenizi isteyeceğiz sizden tekrar. Tasarımını yapmanızı isteyeceğiz ve tasarımda kurtaran şekilde doğru donatılara girip sonucu aldıktan sonra biz de tasarım raporunu paylaşmanızı isteyeceğiz. Bu şekilde bir ödevimiz olacak. Gene hani videomuzu paylaşacağız. Önceden paylaşmıyorduk. Ancak paylaşmamaya karar vermiştik. Ancak paylaşacağız. Rahatlıkla videoyu takip ederek siz de ödevi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi isterseniz modelimize dönelim. Modelimizde dediğim gibi öncesinde biz köprümüzü kurmuştuk, kirişlerimizi tanımlamıştık. Ve yükleri girme aşamasına gelmiştik. Bu şekilde bırakmıştık eğitimimizi. Şimdi ilk başta gireceğimiz şey yüklerimizin tanımlamaları olmalı. Yani biz tamam ölü yük gireceğiz ya da zati yük gireceğiz, hareketli yük gireceğiz. Bunların bir tanımlaması olmalı. O nedenle yukarıda load sekmesine, static load sekmesi içerisinde static load cases butonuna basıyoruz. Şimdi burada type kısmına geldiğimde görebileceğiniz üzere bir sürü yük tanımlaması var. Burada yük tanımlamalarını doğru seçmeniz, sonrasında yük kombinasyonlarını eğer otomatik oluşturursanız doğru tanımlamalar ile doğru yüklerle doğru tanımlamaları eşleştirdiğinizde yük kombinasyonlarında da doğru katsayıyı doğru yüke vermenizi sağlayacak. O nedenle seçimlerinizi burada dikkatle yapmanızı öneririm. Öncelikle zati yük işliyorum. Zati yükü dead load olarak tanımlıyoruz bildiğiniz gibi. Sonrasında
yapısal olmayan elemanların yüklerini giriyorum. Burada da gene ölü yük ama işte kaplama ve diğer utility'lerin tanımlamasını seçiyorum. Bir sonraki CB dediğim bu da yandaki işte crash barrier yani bariyerlerin tanımlaması olacak. Bunu da component ve attachment olarak giriyorum. Bir sonraki yan taraftaki yürüyüş yolu, yaya yolunu tanımlayacağım. Yaya yolunda da iki tanımlama yapacağım. Bir ölü yük tanımlıyorum. Gene dead load olarak. Bir de aynısını live load, yaya, yani yayanın kendi yükünü giriyorum. Burada da bunu crowd load olarak gireceğim. Yani bir nevi live load. Bunu da tanımlıyorum. Ben burada her add butonuna bastığımda takip ediyorsunuzdur. Sol tarafta tree menüde tek tek şeyler işleniyor, yükler işleniyor. Ve eğer burada bir şeyi değiştirmek istiyorsanız onun üzerine gelip bunu değiştirip modify dediğinizde otomatikman burada da değişimi gerçekleştirecektir. Şimdi tanımladığımız load case'lere göre yüklerimizi tanımlama sırasına geldi. Self-bait butonuna basıyorum. Gene load altında, load sekmesi altında static load seçeneği seçili. Sağ tarafta da self-bait butonuna bastım. Self-bait bizim şu andaki kullandığımız koordinat z yukarı doğru. O nedenle eksi 1, z'ye eksi 1 diyorum. Yukarıdaki load case'in doğru seçildiğinden emin olalım. SW. O seçili. Z eksi 1 dedim ve add butonuna bastım. Artık ölü yükümüz, zati yükümüz tanımlanmış oldu. Şimdi diğer yüklerimize gelelim. Ondan önce bakın şurada hidden butonu var. Hidden butonu çizgilerin kesitlerini gösterip göstermemize yarıyor. Bunu modele önden bak diyorum. Akabinde seçim butonuna basıyorum. Sadece üst tarafı seçiyorum ve activate butonuna basıyorum. Tekrar yapayım. Seçiyorum. İster sağdan ister soldan bir şey kesmiyorum çünkü. Dörtgenimin içine alıyorum üstteki elemanlarımı. Sonra F2 ya da activate butonu. Buna bastığımda sadece üst taraftaki elemanları seçmiş oluyorum. Şimdi burada demin tanımladığım SIDL yani yapısal olmayan elemanların ölü yüklerine gireceğim. Şimdi bunları girmek için gene load sekmesinde static load altında element butonuna basıyorum. Yani düz elemanların üzerine yükleme gerçekleştireceğim. Load case name olarak tekrar SIDL self-imposed dead load pardon superimposed dead load tanımlaması. SIDL'i seçtim. Uniform seçili ve global Z'de -6.3. Bu nedir? Hemen şuradan tanımlamayı size göstereyim. Burada yük hesaplamaları var. Şimdi yapısal olmayan elemanların yükleri olarak öz kütlemizi 21 aldık. Hani beton 24 ama hani biraz da boşlukta olabileceğini düşünerek 21 aldık. Kalınlığımız 0,1 pardon bu üstteki asfalt olduğu için 10 santimlik bir kaplamamız var. Kirişlerimizin arasındaki mesafe de 3 metre. Bunu hesapladığımızda 6.3 kN bölü metre her kirişin üzerine etkileyeceğimiz yük olarak karşınıza çıkıyor. Biz bunları kirişlere etkileyeceğiz. Şimdi kirişleri seçmemiz gerekiyor.
Bakın sol tarafta bir tri menü vardı. Sizde belki bu şekilde olabilir. Buraya sağ tıklıyorum. Tri menü 2'yi açtım. Works kısmına geldim. Material'dan Gorder'a bastım. İsterseniz ana kirişlerden, pardon, section kısmından end section, mid section, hani bunları da seçebilirsiniz. Ancak hani geçiş olduğu için Gorder malzemesi tamamını işliyor. O nedenle Gorder'ı seçiyorum ve Apply butonuna bastım. Gördüğünüz gibi kirişlerimizin üzerine 6,3 kN bölü metrelik bir yükü eklemiş olduk. Şimdi yandaki bariyer yüklerini etkileyelim. Bariyer yüklerini de nodal load olarak ekleyeceğiz. En uçtaki noktalara etkileyeceğiz bunu. Bunun için de uçları seçiyoruz. Yukarıdaki load case name'i tekrar CB'ye seçmeyi unutmayalım. Fz olarak da pardon eksi 18 kilonewton yük koyuyoruz her noda. Bunun da tanımlamasına bakalım. 9 kilonewton bölü metre yayılı yükümüz var. Bu şekilde kabul ediyoruz. Yataylar arası mesafemiz de 2 metre. Baktığımızda 18 kilonewtonluk bir yüke ulaşmış oluyoruz. Burada metre yazmışım ama 18 kilonewton. Her noda 18 kilonewton yük etkiliyoruz. Apply dedik. Gördüğünüz gibi nodları da işlendi. Şimdi tekrar element yüküne geliyorum. Sırayla gidiyorum yüklerde. Şimdi de footpad diğer yani yatay şey yaya yolunun ölü yükünü etkileyeceğiz. Burada tekrar dediğim gibi load case name'i seçtik. Yatay yükümüz eksi 10. Gene bakalım yaya yükümüz 25 kN metreküp betonun öz kütlesi 20 santim kalınlık 2 metre kiriş aralığı 10 kN metre bir yükümüz var. Peki bunu nereye etkileyeceğiz? Şuradaki parçalara etkileyeceğiz. Nasıl yapıyorum? Gene seçim butonuna basıyorum. Bu sefer soldan sağa değil, mutlaka sağdan sola yapmam gerekiyor. Kesikli çizgi olduğu için buradaki elemanları seçmiş oluyorum ve Apply butonuna basıyorum. Bakalım etki tilde. Son olarak da footpad, leave load. Bu da basınç 3 kN metrekarelik bir yükümüz var gibi düşünüyoruz. Yaya yükü. Bu da 2 metre gene kirişler arası mesafe 6 kN metrelik bir yükümüz var. Tekrar aynı şekilde seçiyorum. İster böyle seçin, isterseniz deminki komutta bizim seçili olan elemanları seçeceğimiz için şurada Select Previous butonu var. Buna basarsanız aynı elemanları size seçecektir. Burada da bu sefer 6 diyorum. Footpad LL'yi seçmiştik. 6 kN bölü metre. Apply butonuna bastım. Bunu da etkittik. Close diyorum. Şimdi sol taraftaki tree menüyü kontrol edelim. Gördüğünüz gibi ölü yükümüz var. Ondan sonra SIDR dediğimiz yük var. Burada çift tıklarsanız ya da şurada mesela Tables kısmına gidebilirsiniz. Tables'ta isterseniz bütün elemanlardaki yükleri görebiliyorsunuz. Burada yük değerlerini isterseniz değiştirebilirsiniz. Tanımlamaları değiştirebilirsiniz. Şunu kaydedelim ne olur ne olmaz. Şuraya kaydedelim. Evet, yüklerimizi bu şekilde tanımlamış olduk. Display derseniz gösterecektir size ne tanımladığınızı. Evet. Şimdi sırada yaya yüklerimizi tanımlıyoruz. Artık
Hani standart eleman üzerine gelen yüklerimize şey yap, pardon, yaya yüklediğim araç yüklerini tanımlayacağız. Şimdi bunun için öncelikle buradaki yatay elemanlarımızı gruplandıracağız. Çünkü araç yüklerimizi biz döşemenin yardımıyla bu yatay elemanlara etkileyeceğiz. Yatay elemanlardan da ana kirişlere etkilemesine istiyoruz modeli. Bu nedenle grup sekmesine gidiyorum. Grup sekmesinde bir structure grup oluşturacağım. Burada cross beam istiyorum. Ben bunu nerede kullanacağım? Birazdan şeritleri oluştururken bu elemanlar üzerine yükü etkileyeceğim. Şimdi cross beamleri seçmek istiyorum. Tek tek ben yatay elemanları seçmek istiyorum. Ama bu birazcık uzun sürecek. O nedenle bakın pencerenin en altında bir pop-up var. Burada Y eksenini seçiyorum. Y eksenini seçip tüm elemanları seç butonuna basıyorum. Sadece Y doğrultusundaki elemanları seçiyor bana. Eğer ki burada gidip X seçersem, tüm elemanları seç dersem, bakın sadece X doğrultusundaki elemanları seçiyor. Bu kolay bir seçim tekniği. Y'yi tekrar seçiyorum. Tüm elemanları seç dedim. Bütün yatayları seçti. Ve bakın sağ taraftaki grubu, cross beams grubunu alıyorum. Ekrana sürüklüyorum ve cross beams'leri bu gruba atamış oldum. Şimdi ben artık şeritlerimi tanımlayabilirim. Şimdi şeridimizi nasıl tanımlıyoruz? Ona bakalım. Şeridimiz bir bizim referans çizgimiz olduğunu farz edin. Bunu biz şimdi seçeceğiz. Bu referans çizgisinden şeritlerimizin orta noktasına olan mesafeyi buluyoruz ve programa bunu tanımlıyoruz. Program bir şekilde bu merkezden sağ ve sola şerit açıklığını, sizin tanımladığımız şerit açıklığını düşünerek giriyor. Kendisi şeritleri tanımlıyor. Şimdi bakalım nasıl yapacağız? Tekrar load sekmesindeyiz. Sol tarafta moving load seçeneği var. Buraya geliyorum. Burada öncelikle benden hareketli yüklerimi kodunun standardını istiyor. Ben burada edge to LRFT seçiyorum ve gördüğünüz gibi sağ taraf buna göre oluşuyor. Şimdi ilk başta dediğim gibi şerit oluşturacağız. Şimdi şeridimizde Traffic Line Lanes butonuna bastım ve Add butonuna bastım. Şimdi gördüğünüz gibi en alt bu start ve end noktaları var. Bu bizim referans çizgimiz. Referans çizgisinden yukarı doğru eksi A kadar. Bu eksentrisite, yani şuradaki ikinci satırdaki eksentrisite. Şimdi tekrar buraya geldiğimizde burada 2.25 metre, lane A'mız 2.25 metre olduğunu görüyorsunuz. Eksi 2.25 tanımlıyorum. Standarttan wheel spacing, yani tekerlek mesafesi 1.800 olarak girilmiş. Aracı bu mesafeden geçirecek. Yani bu şerit içerisinde böyle bir araç teker arası mesafesi olduğunu düşünerek burada tanımlayacak. Hareketli yükü siz bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Şimdi ben aracımı nereye koymak istiyorum? Dediğim gibi cross beamlere koymak istiyorum. Yükü buraya etkitsin. Buradan az önce tanımladığımız structure grubu burada seçiyorum. Hareketimiz çift yönlü olacak. İleri geri gidecek şekilde. Ve şimdi selection by. Burada ben referans line'ımızı seçeceğim. Ben neydi? 2.25'te seçtiğimiz şu ilk
Kirişimiz bizim referans line'ımız. Üstteki kutucuğa bastım. Bakın şuradaki ucundan basıyorum, tıkladım ve en öbür uca kadar götürdüm, seçtim. Kendisi bakın otomatik eccentricity'yi burada tanımladı, şeridi oluşturdu ama daha ben apply butonuna basmadım ya da okey butonuna basmadım. O yüzden tanımlamadı. Lane name'imizi yazalım. Lane A diyelim ve okey butonuna basalım. Gördüğünüz gibi burada bizim şeridimizi oluşturdu. Şimdi add diyorum. Tekrar ikinci şeridime geliyorum. Bu sefer de şerit mesafemizi 6,75 metre. Yani eksi 6,75 metre olarak giriyorum. Aynı şekilde cross beam dedim. Demin seçtiğim için bu seçili geldi. Tekrar aynı referans line'ımı seçiyorum. Ve okey butonuna basıyorum. Bakın ikinci şeridimi de oluşturdu. Close dedim. Şimdi sıra burada soldan sağa gidiyoruz. Şimdi şeridimizi oluşturduk. Bir daha bir şerit yüzeyi oluşturmama gerek yok. Bu ikisinden birisini oluşturabiliyorsunuz siz. Vehicles butonuna basıyorum. Vehicles'te ben araçlarımı tanımlayacağım. Şimdi Türkiye'de bildiğiniz gibi farklı yani standart Azure'da kullanılan yükler de var. Türkiye yükleri de var. Biz bunu 2 sene önce tanımlamıştık. Tanımlatmıştık Midas Civil'e. İsterseniz KGM 45'i kullanabilirsiniz. İsterseniz H30 S24 tanımlayabilirsiniz. Biz bugün bu H30 S24 üzerinden gideceğiz. İsterseniz de manuel olarak girmeniz User Defined dediğimiz değerlere yani şuradan User Defined'e basarsanız buradan kendiniz yükleri tanımlamanız mümkün. Tek araç yükü giriyorum ben bugün. Şimdi aracımı tanımladım. Bakın sol tarafta mavi renkte çıkan şeyler var. Ne bunlar? Şeridim mavi renkte, aracım mavi renkte. Şimdi ben bunları tanımladım ama bir yerde bunları daha bağlamadım. Bunları bağlamam gerekiyor. Nerede bağlayacağım? Hareketli yük koşulu oluşturacağım. Orada artık birbirine tanıştıracağım bunları. Load case name olarak MVLS diyorum. Moving load case gibi. Burada isterseniz ölçek faktörlerini, scale faktörlerini değiştirebilirsiniz. Add butonuna basıyorum. Şimdi bende bir tane araç yüküm var. Bu araç yüküm seçili. İsterseniz burada araç yükü faktörünü artırabilirsiniz. Size kalmış, sizin tasarım seçeneğinize kalmış. İkinci kısımda ise minimum number of loaded lanes, minimum araç yükünü vereceğimiz şerit sayısı, maksimum araç yükünü vereceğimiz şerit sayısı. Bizim iki şeridimiz var. Minimum mutlaka birinde gitsin, maksimum da ikisinde gitsin. Şimdi diyelim ki 4 şeritli bir yolumuz var. 4 şeritli yolda siz minimum 1, minimum 2 diyebilirsiniz. Maksimum 4 tüm şeritlerde olacak diyebilirsiniz. Dediğim gibi tasarımda ne kadar güvenli tarafta kalmak istiyorsanız ya da ne kadar optimize etmek istiyorsanız ona göre seçimler yapabilirsiniz. Şimdi A ve B'ye tekrar ben şu ikisini seçiyorum. Seçtikten sonra sağ tarafı OK'a basıyorum ve OK butonuna bastım. Şimdi buraya tanımladım. Bakın OK butonuna basıyorum ve artık tree menüdeki mavi renkte olan maddeler moving load case'te birbirine tanımlandığı için artık mavi renk kalmadı. Sesim gelmiyor denmiş dedi bir dinleyicimiz ama sesim geliyor mu? Tekrar ben bir kontrol etmek istedim. Eğer bana feedback verebilirseniz iyi olur.
Sanıyorum geliyor sesim. Herhalde tamam. Herhalde bir dinleyicimizde sıkıntı var. Devam ediyorum. Şimdi araç yüklerimize araç yük koşulumuzu tanımladık. Şimdi burada isterseniz analiz yapabiliriz. Ancak küçük bir şey göstereceğim. Şimdi analiz butonuna basıyorum. Analiz sekmesine pardon basıyorum. Analiz sekmesinde Moving Load seçeneği var. Bu analiz sekmesi sizin yapacağınız analiz türlerinize göre ayarları içeriyor. Hani asma köprü yapacaksanız bunun için ayarlar. Nonlinear analiz yapacaksanız bunun için seçenekler mevcut. Ben Moving Load butonuna basıyorum. Burada farklı analiz metotları mevcut. İşte analiz metodu, işte exec, pivot, quick. Bunların detaylarını isterseniz help menüsünden görebilirsiniz. Ben burada şuna dikkat edeceğim. Bir elemanı kaça bölmek istiyorsunuz analiz sırasında? Bunu değiştirebilirsiniz. Hani 3'e böl diyorum şu anda ben. Bir de frame'e, şimdi burada bir normal olarak hesaplatabilirsiniz. Bir de normal ve concurrent force stress. Ne demek bu? Elemanımızı 3'e bölüyor. Bu 3'e böldükten sonra, ya daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir eleman üzerinde 5 farklı noktada hesap yapıyor. 5 farklı noktada tüm eksenel yükleri buluyor. Bütün yükleri buluyor ve maksimum eksenel yük oluşan yerlerde momentleri hesaplıyor. Buradaki seçeneği siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi ben normal ve concurrent force olarak kullanacağım. Okey diyorum ve bu şekilde ben Perform analiz butonuna basıyorum. 1-2 dakika sürecek analiz. Bekleyelim. Burada aşağıdan takip edebiliyorsunuz. Bir sıkıntı olup olmadığını. Birazdan tamamlanacak. Ben bu arada şuradaki display ayarlarını göstereyim size isterseniz. Hatırlatmak amacıyla. Buradaki monitör butonuna bastığımda node üzerinde nodları göster, node numaralarını göster, lokal aksisleri göster gibi seçenekler var. Element kısmında gene element numaralarını göster. Aynı şekilde lokal aksisleri göster gibi seçenekler mevcut. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi analizimiz tamamlandı. Bütün elemanları göster dedim. Öncelikle. Şimdi Midas Civil'de siz önce analizi gerçekleştiriyorsunuz. Analizi gerçekleştirdikten sonra yük kombinasyonlarını tanımlıyorsunuz. Result sekmesine gidiyorum. Load Combination butonuna basıyorum. Burada Concrete Design sekmesine geçiyorum. Burada siz isterseniz tek tek giriş yapabilirsiniz. Ancak Auto Generation butonu mevcut. Auto Generation'a basınca hangi standartta istiyorsanız bunu da otomatik oluşturabiliyorsunuz. Burada yük faktörlerini dilerseniz değiştirebiliyorsunuz manuel olarak. Okey butonuna bastım. Gördüğünüz gibi şeyleri ne derler? Kombinasyonları bana tek tek oluşturdu. Benim tanımladığım yük tiplerine göre gördüğünüz gibi burada benim yüklerime
tanımladı. İsterseniz yok bu benim tasarıma uygun değil derseniz manuel olarak burada değiştirmeniz mümkün. Şimdi bu şekilde tanımladıktan sonra close butonuna bastım. Şimdi artık sonuçlarım çıktı. Sonuçlarımıza bakalım. Önce reaksiyona bakalım. Ölü yükteki reaksiyonlara bakalım. Şimdi FZ diyorum. Apply butonuna bastım. Gördüğünüz gibi bana tüm tesirleri gösterdi. Burada yay sabitlerim olduğu için her noktada bana gösteriyor. Şimdi values butonuna tıklarsam, apply dersem bir sürü sayı gösterecek bana. Şuradaki 3 noktaya basıyorum. Sadece bana minimum ve maksimumu göster diyorum. Absolut olarak göster dedim. OK butonuna bastım. Bakın bana sadece maksimum değerleri gösterdi. İsterseniz minimum maksimum diyelim. Bu şekilde absolut değil. En bakın şurada minimumları gösteriyor. En üstte de maksimum değerleri bana gösterdi. Legend'a bakmak isterseniz hangi elemanda, hangi noktada maksimum tesir, minimum tesir var. Onları da işte 483 nolu notta minimummuş, 534 nolu noktada maksimum tesir oluşmuş. Deformasyonlara bakalım. Deform shape'e bakalım öncelikle. Values'u kapattım. Legend'ım açık. Evet. Gördüğünüz gibi deform shape ölü yük altında doğru gösteriyor. Hareketli yükte maksimum hareketli yüke bakalım. Bakın orta taraf çıkıyor. Bir tarafa doğru hareket var. Minimuma baktığımda ise minimumda da böyle bir durum söz konusu. Bunu kontur şeklinde de görmeniz mümkün. Şimdi burada frame olarak görüyorsunuz. Hidden butonuna bastığınızda bunu size elemanların şekillerini ortaya çıkarıp da kalınlıklarını ortaya çıkarıp da gösterecektir. Bunu siz eğer raporunuzu almak istiyorsanız sağ tıklayıp Dynamic Report Image deyip diyelim ki bu şekilde tanımladım. Sonra close dedim. Report'a geldim. Bakın burada oluşturdu. Ben bunu artık şurada herhangi bir Word dosyasına pardon. İsterseniz save image file diyebilirsiniz diyerek kaydedebilirsiniz. İsterseniz de evet, ister buraya kaydedebilirsiniz. İsterseniz de tools kısmından Dynamic Report Generator kullanıp burada bir yeni dosya oluşturup buraya bunu şöyle ki atayabilirsiniz. Biraz benim bilgisayarda herhalde sıkıntı var. Takılıyor ara sıra. Size eminim ki bu kadar takılmayacaktır. Bende bir sıkıntı var herhalde. Enteresan. Evet. Resmi attı. Burada bu Dynamic Report olduğu için eğer modeli revize edip tekrar bunu auto-generate derseniz bunu da size güncelleyecektir otomatik olarak.
Şimdi kapatalım bunu, modelimize geri dönelim. Şimdi burada deplasmanımıza da baktık. Yüklerimize bakalım. Mesela Beam Diagrams. Beam Diagrams butonuna basınca gene biz ölü yüke gidelim. Deform seçeneğini kapatıyorum. Hidden butonunu da kapattım. Apply dedim. Evet, gördüğünüz gibi elemanların üzerinde oluşan yükleri buradan görebiliyorsunuz. Şu anda momenta bakıyoruz. Offset diyelim. Z yönündeki tesirler. Bu şekilde kontrol etmeniz mümkün. Buradan da pardon. Buradan da kontur şeklinde izleyebiliyorsunuz. İsterseniz mesela hareketli yükün etkisi altında elemanlarımızın üzerinde maksimum tesir ne koşulda oluşuyor bunları görebilirsiniz. Mesela şuradan bir tane eleman seçelim diyeceğim. Şurayı ben orijinal moduna çekiyorum. Pardon. 749 nolu eleman. Ama şeye bakalım isterseniz. Ha, şey, şurası açık olduğu için unuttuk. Şundan diyelim. 730 nolu eleman üzerindeki etkiyi görelim. 730 diyorum. MY. Hareketli yükün maksimum olduğu durumdaki gördüğünüz gibi hareketli yük yani araç ortadayken benim 730 nolu elemanımda maksimum tesir oluşuyormuş. Ben gidip bunu minimuma çekersem, apply dersem gördüğünüz gibi araç buradayken, sol taraftayken 730 nolu elemanımda maksimum yük oluşuyormuş. Mesela buna bakalım 1516. Bu sefer sağ tarafa geçiyor araç. Araç buradayken buradaki elemanımın üzerinde minimum tesir oluşuyormuş. Bu şekilde araç yüklerini takip etmeniz mümkün. Şimdi de streslere bakalım. Stresler ne şekilde? Şimdi biz stresleri burada elemanların kesitin dört yönünde yani üstünde ve altında ve sağında solunda olacak şekilde dört noktada kontrol edebiliyorum. Mesela maksimum olarak baktığımda şurada biraz çok gösterecek. Burada sana dersen diyagrama girelim daha rahat göreceğiz. Evet. Burada gördüğünüz üzere lejantımızı da açalım. Evet. Gene maksimum minimum değerlerimiz mevcut. Oradan takip edebiliyorsunuz. İsterseniz gene sadece sadece üstteki elemanlarımızı seçip evet. Sadece kirişlerimizi seçip bunları da görebiliriz. Mesela üst ve alttaki noktaları ayrı ayrı baktığımızda davranışın mantıklı olduğunu görebilirsiniz. Buna göre buradan bir yaklaşımda bulunmanız mümkün olacak. Şimdi tasarım nasıl yapılıyor? Onu görelim. Tasarım kısmına gidelim. Şimdi tasarım kısmında ben hangi standarda göre yapacağım, hangi donatılarla yapacağım gibi
şeyleri tanımlayabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle şu common parameters kısmı var. Burada birkaç tane tasarım öncesi ayar yapmamız gerekiyor. Şimdi definition of frame diyor. Ben önce yapımı brace mi, unbrace mi tanımlamam gerekiyor. Onu giriyorum. Burada elemanlarım yatay yükü alabilsin diye unbrace tanımlıyorum. Ve efektif renkleri de otomatik kendisini hesaplamasını istiyorum. Burayı tıklıyorum ve OK butonuna bastım. Sonra tekrar Common Parameters butonuna basıyorum. Burada Member Assignment yani elemanların kiriş kolon olduğunu otomatik olarak tanımlasın istiyorum. Otomatik butonuna bastım. Selection Type All dedim. Bütün elemanlarımı alıp kendisi otomatik olarak tanımlasın istiyorum. Bu şekilde kendi gruplandırıyor. İsterseniz siz manuel olarak da bunları tanımlayabiliyorsunuz. Unbrace renk kısmına geldiğimde ben burada tüm değerleri sıfır olarak giriyorum. Sıfır girdiğimde program kendisi otomatik olarak hesaplıyor. Gene bütün elemanlarımı seçtim. Otomatik olarak hesaplasın diye sıfır bıraktım. Aynı mantıkla effective length K değerini hesaplamasını istiyorum. Gene ben 1 giriyorum. 1 girdiğimde kendi hatırlarsanız en başta da effective length'leri otomatik hesapla demiştim. Aynı mantıkla burada da 1 girdiğimde kendisinin otomatik tanımlamasını aktifleştirmiş oluyorum. Şimdi bundan sonra ben tasarım kısmına geçiyorum artık. Tasarımda design kod olarak ne seçeceğim? Design kodum olarak LRFD 16'yı seçiyorum. 2016'yı seçiyorum. OK butonuna bastım. Strength Reduction Factors. Şimdi update kod var. Eğer standardı değiştirip buna basarsanız buradaki değerlerin de değiştiğini göreceksiniz. Siz kendiniz manuelde kullanabilirsiniz kontrol için. Standardım ne diyorsa onu kullanmam gerek derseniz bunları update by code deyip sabit bırakabilirsiniz. Şimdi modify concrete material. Tasarımda betonumu ne şekilde kullansın diye bir durum var. Ben bunları azaltabilirim de çoğaltabilirim de tasarımda kullanırken neye dikkat etsin onu istiyorum. O nedenle bu şekilde ben ASTM kullandım bugün. Hani ilk başta bu modelde öyle başlanmış. Aynı şekilde devam et diyorum. Siz isterseniz Euro kodla deneyebilirsiniz. Ödevinizde deneyip o şekilde iletebilirsiniz bana. Şimdi Beam Section for Design'a bastım. Burada ben kirişimin üzerindeki donatı miktarını tasarlamak istiyorum. Yani pardon, tasarımda bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi burada bir değer gireceğiz biz. Sonrasında kontrol edeceğiz. Bakalım nasıl çalışıyor bu değer. Ona göre sonrasında da gerçek donatıyla kontrol yapabiliyorsunuz isterseniz. Şimdi ben End Section kısmını seçtim. Şu noktalar. Strap olarak onluk. Bunlar da pas payı. 2 adet girecek şekilde. Metrede 2 tane olacak şekilde giriyorum. Add Replace dedim. İsterseniz mid section'a da girebilirsiniz. Aynı mantıkta. Burada isterseniz torsional donut'ı da girmeniz mümkün. Şimdi bunu girdikten sonra bakalım nasıl çalışmış sistem. Bakın, Beam Section Data'ya girdim. Buradan bunları seçtim istediklerime.
Sonra en altta Concrete Code Design var ve BIM Design butonuna basıyorum. Şimdi sistem nasıl çalışıyor onu göreceğiz. Gördüğünüz gibi Mid Section'ı tanımladı. Grafiğe bastığımda bana sistemin nasıl çalıştığını söylüyor. Şimdi orta kısımda diyorum ya benim bilgisayarda bir sıkıntı var. Anlamış değilim. Evet. O üst tarafta orta kısımda aşağı doğru hareket olduğu için alt tarafta donut'u çıkartıyor bana sadece pozitif yönde ve o şekilde minimum donut'u olarak bunu 0,01 metrekare olması gerektiğini bana söylüyor. Bu şekilde ben sonrasında donatımı tanımlamış ya tanımlamam gerekiyor. Şimdi aynı şekilde koluna da bakalım. Column Section Data diyorum. PR kısmına gidiyorum. PR kısmında da 0,075 diyorum. Yuvarlak olduğu için gene 12'lik donatı giriyorum. Sonra RC Design diyorum ve Column Design butonuna basıyorum. Burada PR kısmına biz donatı girdik. Grafik kısmına bastığımda burada benim PM Interaction diyagramımda kolonumdaki yükün nerede olduğunu görebiliyorum. Buradan kontrolümü gerçekleştiriyorum. Fakat file kısmına gittiğimde bunun yetersiz olduğunu görüyorum. Burada ekstra donatı atmam gerektiği söyleniyor. Şimdi aynı şekilde plate column. Şimdi plate column nedir? Hatırlıyorsanız bir önceki eğitimimizde biz bu taraftaki elemanın orta yani kenar ayaktaki duvarın orta kısmını seçip mid wall diye bir tanımlama yapmıştık. Plate column tanımlaması yapmıştık. Burada sanki nasıl diyeyim döşemevari duvar ya da döşemelere kiriş ya da kolon gibi tanımlayıp o şekilde tasarımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi plate column data for design butonuna basıyorum. Burada mid wall seçeneği mevcut. Donatı yönüm direction 1, direction 2, direction 1 bu doğrultuda, direction 2 yan doğrultuda. Strap data olarak onluk giriyorum. Adedinde 2 giriyorum. Gene pas payına 0,5 diyorum. Add butonuna bastım. Şimdi bunu yaptıktan sonra aynı şekilde gene Plate Column Design butonuna basıyorum. Biz şu anda minimum donatıları bulmak üzere tasarımları gerçekleştiriyoruz. Buna göre buradaki değerlere bakın Required Strap Spacing 2 tane P10 430 aralıkla diyor. 430 aralıkla 2 tane yerleştirirseniz yeterli olacak diyor. Üst ve alttaki donatı miktarlarını da size iletiyor. İsterseniz şurada detail derseniz daha detaylı dökümü her yük kombinasyonu için davranışın ne olduğunu şu ana kadar baktığımız bütün tasarım raporlarını biz hep grafik tasarımına baktık. Hepsinde detail butonuna basarsanız görmeniz mümkün. Şuradaki sağ oka bastığınızda da özet olarak tabloyu görebiliyorsunuz. Şimdi bir de şimdi şu ana kadar yaptığımız tasarımlarda
hep minimum donatıları bulduk. İsterseniz BIM Design, BIM Section'da Etafor Checking diyor. Buraya girip donatıları birebir burada da girip deneme şansınız var. Tasarım kısmında ise bu alt taraftaki, yani şuradaki PR cap ve aşağıdaki pile cap'leri checking kısmından kontrol ediyoruz. Mesela PR cap'e geldiğimizde burada bir donatı tanımlaması yapıp kontrol edeceğiz. Şimdi mesela iki sıramız olsun. 10 tane. P16 0.05. Burada da 10 tane P16 0.1 diyorum. Şimdi burada bakın şunlara da girmemiz gerekecek. Gene strap istiyor. 200 arayda olsun. 2 tane. Evet. Şimdi basarsam. Bakın üst tarafta donatılarımızı çizdi. Şimdi şurada size 1, size 2 var. Bunun ne olduğunu söyleyeyim. Standart iki farklı donatı çapını girmenize izin verebiliyor. Eğer burada mesela 10 tane P16 ve P20 girerseniz program 5 tanesini P16, 5 tanesini P20 olarak giriyor. 1-1. Eğer bunu tek girerseniz 11 derseniz 6 tanesini P16, 5 tanesini P20 olarak giriyor. O şekilde bir dizilim gerçekleştiriyor. Size girelim P20 diye bu şekilde. Şimdi aynı mantıkta üstte var, altta yok. Farklı girmiş olalım. Şimdi ilk girdiğinizde bütün I node, middle ve J node, yani 3 elemanın üzerindeki 3 nodu da uçlarda ve ortaları eşit olarak gidiyor. Fakat bunu replace yapmak isterseniz, yeni bir şey eklemek isterseniz 3 ayrı nodu da ayrı ayrı değiştirmeniz gerekecek. Şimdi cancel dedim, kapattım. Concrete code check dedim. Plate beam checking butonuna bastım. Pardon, beam checking diyecektim. Evet. Bakın bunu tanımladı. Şimdi gördüğünüz üzere I noktası, ortası ve J noktası, J nodu. Buna göre üçünü de kontrol etti ve momentlerde, negatif momentlerde sıkıntı olduğunu gördü. Biraz daha donatıların artırılması gerekiyor. Aynı şekilde kapasiteleri de düşük kalıyor. Kesme donatısı da düşük kalıyor. Onları da artırmamız gerekiyor. Dediğim gibi bundan sonra siz tekrar revize edeceksiniz donatıyı. I'yı, ortayı ve J nodunu üçünü de girmeniz gerekecek. Mesela şurada hemen deneyelim. Şuna geldiğimde mesela ben burada P20 yapıyorum bunu da. Hepsini P20 kullansın. 12, 12 diyorum. Sanıyorum altta sıkıntı ama ikisini de değiştirmiş olalım. Ondan şimdi ben bunu at replace dedim. Ondan sonra fakat buraya geldim. Bakın middle kısmı hala aynı şekilde duruyor. Bunları da Ctrl C deyip kopyalıyorum. Evet. Üçü de aynı oldu. Tekrar gidelim bakalım. Hala demek ki yetersizmiş, durum nedir? Niyeyse sıkıntı var.
Evet, enteresan. Mouse'u götürdüğümde sıkıntı oluşturuyor. Evet. Bakın sadece I ve J'de sıkıntı var. Middle'ı kurtarmış olduk. Bu şekilde en optimum tasarımı gerçekleştirmek için deneme yapabilirsiniz. Aynı şekilde kolonu da bakalım. Gene Pierre'e gidiyorum. Burada gene 12'lik 200 arayla atıyorum. 20'lik donatı. At replace dedim. Aynı şekilde geliyorum. Code check, column checking butonuna basıyorum. Bakın bu kurtardı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yeterli miktarda donatıyı atmış olduk. Şimdi son olarak da bu şuradaki oluşturduğumuz midwall kısmına bakalım. Orada da plate column detayını kullanacağız. Plate column for design diyorum. Şimdi öncelikle donatı şuradaki midwall donatısını oluşturuyorum. Gene 12'lik arayla diyelim ki iki tane, pardon, bunu oluşturmuştuk. Özür diliyorum. Şuradan oluşturacağız şimdi. Şimdi bir ana donatımızı oluşturacağız. Diyorum ki ben nokta 200 yani 20 santim arayla 16'lık donatım olsun. Altta da o şekilde olsun. Bir de distribution bar öbür yöndeki şeye bakıyorum. Burada da nokta 2 arayla metrekareye atılacak miktarı hesaplıyor. Aynı şekilde istersek strap da ekleyebiliyoruz. Onu da ekleyelim. İsmini girelim. Ve add butonuna bastım. Evet, burada da şimdi bir donatı oluşturdum. Sonra gidiyorum. O demin oluşturduğum pardon demin oluşturdum ama niye oluşturmalı burada tekrar yapalım. Sanıyorum demin beam olarak yaptım. Ondan dolayı oldu. Strat da ekleyelim. Evet. Artık mid çıktı burada. Bunu da ekledim. Bakın demin beam oluşturmuşum. Ondan dolayıymış. Onu sildim. Şimdi tanımlamamı da yaptım. Sonra gidiyorum. Plate column checking butonuna basarak oradaki plate'lerin de tasarımını kontrol etmiş oluyor. Burada da gördüğünüz üzere sistem kurtarıyor. Donatımız yeterli. P16, 20'lik aralıklarla 20 santim aralıklarla P16. Bu şekilde tasarımları yapıp kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere sistem bu şekilde. Umarım anlatabilmişimdir tasarımın ve sonuçların nasıl yapıldığını.
Tasarım sonuçlarını rapor halinde alabiliyorsunuz. Böyle bir soru gelmiş. Buradan sonuçları çektikten sonra işte raporu çekip, yani şurada işte plate column checking dedikten sonra burada ister detail deyip bunu bir ek olarak koyabilirsiniz. İsterseniz grafik deyip bunu resim ya da yani bir nevi resim olarak ya da PDF olarak kaydetmeniz mümkün. Bunları ekleyebiliyorsunuz. Ya da şuradaki tabloyu da almanız mümkün. Bakın copy table diyor. Bakalım Excel'e atabiliyor muyuz? Tam hatırlayamadım ben de. Evet. Excel'e de gelip bu şekilde kopyala yapıştır yapabiliyorsunuz. Sorusu olan var mı? Yazabilirler bana. Bir 2 dakika soru cevap kısmı yapalım. Soru yok galiba. Eğer sorunuz olursa ileriki aşamada evet. Evet, soru gelirse mail olarak da bana sorularınızı paylaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bir soru geldi. Kazık başlıklarını kiriş olarak modelledik. Normal plate olarak modelleseydik tasarım nasıl yapabilirsiniz? Nasıl yapabiliriz diye. Demin gösterdiğim gibi biz kenar ayakları da plate olarak tanımladık. Bir önceki eğitimimizde buradaki parçaları seçip gruplandırarak plate olarak, yani şurada domain olarak bakın şuradaki define domain diyor. Burada domain olarak ve subdomain olarak tanımladık. Middle olarak tanımladık. Aynı şekilde başlık kirişlerini de plate olarak yaparsanız böyle tanımlayıp plate beam olarak tasarımı gerçekleştirebilirsiniz. Başka var mı? Başka soru yok. Dediğim gibi TR Support bir şey daha geldi. Normalde kazıklar köprüye bağlanmamış gibi. Bir önceki eğitimimizi izlerseniz orada anlatıyor. Burada yer alan linkler yardımıyla biz kazıklarımızı köprüye bağladık. O nedenle havada gibi gözükse de linklerle bunlar birbirine bağlı. Artık kapatmam gerekiyor. Dediğim gibi TR Support şuradan trsupport@midesit.com ya da info@ergemgeo.com adreslerine mail atarsanız sorularınıza ivedilikle cevap vermeye çalışacağız. Bugün ya da yarın sabahtan ödevi ve videoyu paylaşmış oluruz. Ödevimiz Cuma günü olmadı. Şurada da hızlıca ben göstereyim size. Görebileceğiniz üzere biz bu modeli de paylaşacağız sizinle. O model üzerinden benim yaptığım gibi yükleri, tanımlamaları gerçekleştirip doğru donatıları bulup kiriş ve kolonun raporunu ister grafik tasarımını ister grafiği göndermeniz daha rahat olur. Kontrol etmesi daha kolay. Grafik görüntüsünü bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Yine bir sorunuz olursa ödevi yaparken bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için.
Bildiğiniz gibi 2 hafta sonra son bir eğitimimiz daha olacak. Menfez tasarımı, menfez modellemesi gerçekleştireceğiz. Orada da görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.